YouTube'daki Nurettin Taşkın Tapu Akademi kanalından merhaba arkadaşlar. Bu videomun konusu imar planı içerisinde bulunan parsel üzerinde inşa edilmiş, projeli, tamamlanmış bir binada daire alırken, mesken alırken nelere dikkat etmeliyiz sorusu olacak. Bu konu günlük yaşam içerisinde gerçekten de dikkatli olunmayınca çok büyük sorunların yaşandığı bir konu olarak karşımıza çıkabilmektedir. Onun için öncelikle dikkat etmemiz gereken konuları şu alt başlıklarda sıralamaya çalışalım. Satın alacağınız dairenin yani bitmiş tamamlanmış olduğu söylenilen dairenin öncelikle mutlaka tapu senedini bir görün. Tapu senedini görmenizdeki temel neden şu. O arsa üzerinde kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulup kurulmadığını inceleyin. Tapu senetlerinde kat irtifakı ve kat mülkiyeti diye sütunlar var. Kareler var. Eğer kat irtifakı kurulmuş ise kat irtifakı karesinin içerisine çarpı işareti konulur. Kat mülkiyeti kurulmuşsa kat mülkiyeti karesinin içerisine çarpı konur. Peki kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmuş olmasının anlamı nedir? Bir parsel üzerinde inşa olunması düşünülen ya da inşa olunan bir bina ile ilgili proje var ise, mimari proje çizilmişse, ilgili kurumlar bu mimari projeyi onaylamışsa, o projeyi uygulayan firma projenin esaslarına dayalı olarak kat irtifakı kurma zorundadır. Kat irtifakı yani dairelerin bağımsız bölüm numaralarını, arsa paylarını, metrekarelerini gösteren, iç taksimatlarını, bölümlerini gösteren proje esasına göre oluşturulmuş bir tescil biçimi. Kat irtifakı bitmiş binalarda kurulur diye veya kat irtifakının kurulması için binanın başlamış olması bitmiş olması gerekmiyor. Kat irtifakı projelendirilmiş ama henüz daha inşaatın başlamadığı arsalar üzerinde de kurulabilir. Tapuda tescili yapılabilir. Bağımsız bölümler, daireler numaralarına göre tescil edilir, katlarına göre tescil edilir. Fakat kat mülkiyeti farklı bir şey. Kat mülkiyeti kat irtifakına konu olan bağımsız bölümlerin tümünü ilgili belediye tarafından yapı kullanma izin belgelerinin yani oturma ruhsatlarının verildiği süreçten sonra oluşan bir şey. Kat mülkiyeti oturma ruhsatları alınmış, dairelerin oturma ruhsatları alınmış, bütünüyle proje ölçeğinde her şeyin tamamlandığı binalara aittir. Şimdi kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulduğunu tapu senedinden araştırdık. Kat irtifakı kurulu. Olabilir. Kat mülkiyetine geçmemiştir. Burada dikkat edeceğimiz ikinci şey şu. Söz konusu binadaki dairelerin oturma ruhsatları yani yapı kullanma izin belgeleri alınmış mı, alınmamış mı? Eğer oturma ruhsatları, yapı kullanma izin belgesi dediğimiz belgeleri alınmamışsa o bina henüz daha tamamlanmamış demektir. O binada Elektrik, su, doğalgaz abonelikleri alarak içinde oturma hakkına sahip değilsiniz. Orada ancak yapabileceğiniz şu olur. Müteahhit firma şantiye elektriğini, şantiye suyunu size kullandırarak sizi orada belli süre çok pahalı fatura ödeme koşuluyla belli bir süre oturtabilir. Onun dışında oturma hakkınız yok. Onun için satın alacağınız dairenin öncelikle oturma ruhsatı var mı yok mu onu mutlaka araştır. Yok ise neden yok? Ne zaman tamamlanacak? Bunu netleştirin. Ve pazarlığınızı tamamlamadan herhangi bir ön ödeme yapmadan bu süreci mutlaka doğru bir biçimde öğrenin. Aksi takdirde oturma ruhsatının alınmaması sigorta borçları, benzeri vergi borçlarından kaynaklı veya projedeki yasalara ve uzata aykırı bir takım düzenlemelere değiştirmelere tabi olması nedeniyle yıllarca sizi sürüncemede bırakacak bir süreçle de karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle oturma ruhsatını nasıl alınıp alınmayacağını mutlaka netleştir. Alacağınız dairenin ücretini, fiyatını tamamen ödemeden bu sorunu mutlaka net bir biçimde görün. Bir diğer şey dikkat etmeniz gereken şey şu. Özellikle bu tür binalardaki daireleri pazarlayan aracılar da dahil mal sahipleri de çok anlamsız karşılığı olmayan rakamlarla size gelebilmektedirler. Hem fiyat açısından hem de metrekare açısından. Daireyi gezip dolaştığınızda basit bir gözlemle bile bu kadar metrekare olmaz dediğiniz dairelerin afaki rakamlarda işte 160 metrekaredir, 200 metrekaredir diyenler bile mutlaka karşınıza çıkabilir. Bu tür şeylerde uyanıklıklar var. İnsanlar bütün ortak kullanım alanlarını, asansör alanlarını, bodrum alanlarını, sığınakları, duvarları, merdiven paylarını bunları da işin içerisine katarak size o bürüt toplamı net bir kullanım alanı olarak verebilmektedirler. Bunun için size o yeri pazarlayacak olan insanlar şunu istemelisiniz. Satın alacağımız dairenin mimari projesinde liste bölümü var o liste bölümünde her bağımsız bölümün yani dairenin katı dairesi ve karşısında net ve bürüt metrekareleri yazılıdır. Proje eski ise böyle bir şey yazılı değil deniliyorsa o zaman tapu müdürlüğüne veya belediyenin ilgili birimine, imar bölümüne giderek o dairenin net metrekaresinin ne olduğunu mimari projesini inceleterek öğrenebilirsiniz. Bu net ve bürüt rakamlarını net öğrenmeden kesinlikle bir alım işlemine girme yoluna da gitmeyin. Demek ki dikkat edilmesi gereken şeyler bağımsız bölümün satın alacağınız dairenin oturma ruhsatı var mı? Net ve bürüt oranı doğru mudur? Bunları mutlaka netleştirin. Bu konuda bir eksiğiniz, bir noksanınız kalmasın. Bu bilgileri aldıktan sonra yapmanız gereken başka bir şey daha var. Günümüzde artık bir yığın emlak portali var. Siteleri var. Hiç kimseden öğrenemiyorsanız bile o sitelere girerek o bölgedeki dairelerin satış fiyatlarını, ortalama rakamlarını mutlaka öğrenebilirsiniz. Basit bir ön araştırmayla o dairenin sizden istenen fiyatının piyasa koşullarına uygun mu değil misini mutlaka tespit edin. Afaki bir rakamda karşı karşıyaysanız mutlaka emsallarını da düşünerek o satışa hiçbir biçimde başlamayın. Fiyat uygun, araştırdığınız şeylerde de sıkıntı yoksa yapacağınız bir tek şey kalıyor. Eğer size gösterilen binada ve dairede bir problem, yer konusunda burası mıdır acaba? Bu binanın içerisinde bir yer midir diye bir kaygınız varsa iki yolu deneyebilirsiniz. Birisi şu, lisanslı harita kadastro mühendislik bürosuna başvurarak bağımsız bölümün yerinde tespitini talep edebilirsiniz. Bir diğeri de oradaki adres bilgilerini ilgili belediyenin adres sistem bilgileriyle karşılaştırarak doğru yeri satın alıp almadığınızı tespit edebilirsiniz. Bunların tümünü yaptıktan sonra doğru bir alışveriş yaptığınızı düşünüyorsanız o yeri alma konusunda daha fazla kaygıya girmeden süreci başlatıp tamamlayabilirsiniz. İyi seyirler diliyorum.